Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere Hatice Hanım Kızım. kabak, biber, domates kızartması yapacak arkadaşlar. Aynen arkadaşlar, şimdi Yağsını koydu tavaya tavasına. fazla yağ koymuyorum arkadaşlar ben. Öyle cıbır cıbır yağ değil. Bir iki yemek kaşığı kadar anca arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim. En ilki şöyle. Nasip olursa artık bundan sonra bahçe alırsa Hatice Hanım bahçesinden toplayacak Aynen arkadaşlar. inşallah inşallah. Bol bol dua edin arkadaşlarım. İnşallah yarın bakmaya gideceğiz arkadaşlar. Eskilip Çorum'a. Bir sefer ben Meket'ten alacağım arkadaşlar. Bulabilirsek uygun, hangisi denk gelirse, ya İskilip ya Çorum. Hangisi kesiye uygun gelirse de hani. Öyle yapalım. Bakacağız arkadaşlar inşallah. Yarın yoldayız arkadaşlar. Yarın yoldayız Hatice inşallah. Hanım beni çok yoruyor. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Bahçeyi seviyorum. Bir kucak sulan topladım. Göster istersen git orada. Göstereyim hadi. Arkadaşlar Hatice Hanım sabah kalktı. Gördüğünüz gibi bu maydanoz. Bahçeden kopardı. Getti. Az sirke koydu. Suya dinlenmeye çekildi. Burada da soğanlar arkadaşlar. Taze taze yoluyor böyle günlük. Biraz komşulara veriyor. Aynen yapıyoruz. Birazını kendi yiyor. Bu arada bak nanesi arkadaşlar. Naneyi güzelce yıkadı, ayıkladı, Yiyorlar yemiş kava şey kuruttu. miydi ondan Aleç. Yo çok güzel. Yok yok. Kına gibi yemyeşil geçen hani hava iyiydi ya. Çok güzel kuruduydu arkadaşlar. Şu şekil kuruduydu. Şöyle yemyeşildi arkadaşlar. Hava yağmurluydu. Onu da yıkadıydım. Yağmurlu olunca Bu Aleç arada böyle olmuş. yağ kızardı atacağım. Dur aşkım. Kızarmamış ama. Kızarmış kızarmış. Yüzüne sıçramaz. Önce atarsan biraz. Bak gördün mü? Öyle Oo, biber böyle sıçrıyor arkadaşlar. Hatice Hanım da onu da sıçramamasını alması için. uzattım ama gene de ne yapsam. Doğal ocak yapacağım sana. Böyle ben sana diyorum işte bir kızartmasını bir kenara kaldıralım. Sen dedin yaptın yetmiyor diye. Yalan konuşmayın. Bu tarzını icadım ben. Öyle mi oldu? Niye niye kızım? Kocamın şeyine tutar arkadaşlar. Sana da şunları da. Uğurladım ama neden gene de sıçrıyor bilmiyorum. Ay. Korkuyorum Gel şeyden. beri de doğru biraz. Dur. Şimdi arkadaşlar şöyle. Elime yiyeyim de. Havada kuruydu. Hepsi de kuruydu diye niye öyle oldu ben anlamadım. Oluyorum arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar ben kabuğunu mu bunu ellemiyorum. Elliyorum deyin yalan konuşmayın. İçine de böyle bir sarımsaklı yoğurt dökülerek. Afiyetçe iyi verelim. Aynen. Kızartmayı Pislik kendi istedi arkadaşlar. Yalan. Benim adımı veriyor. Ben dedim her yumurta yapayım dedim. Haşlayayım dedim. Maydanoz, nane, yeşil soğanla ne yiyecek, peynirle ne dedim. O da dedi ki Hatice dedi, böyle dedi, kızartma yapsana da canım istedim. Yeter dedi. Benim adımı veriyor. Arkadaşlar bazen naneyi böyle kuruduk sonra ufalanıyor böyle. Ufalan neden diyorum Hatice Hanım'a bu şekilde atsan yemeklere güzel olur mu olmaz mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi bunu doğradım herif. Orduyorum ha bu arada da. Yo yo daha sıçramaz. Al bu. Sıçramaz olur mu? Bir daha bunu böyle asıl ocağında. Hadi o temizliğinin hiç bir şeye kalmadı ha. Hep yağladım ortalığı. Hep senin yüzünden. Ben de onu tavaya kaldır oradan. Yeter o kadar kızardı. Hadi bir susarsan, bir susarsan. Bak elim ayağım yaktıracağım. Tamam karışma. Aha sen senin yüzünden. Tamam mı? Tamam. Tabii zaten. Ay, şunları hemen bir arkadaşlar. Şuraya koyayım. Başla. Ben bu yüzden uzatma yapma arkadaşlar. Demiyorum. Bunu dışarıda olacak ya ufak küçük olacak ya. Dışarı bahçede dışarı ocak yapacağım sana. Böyle uzatmıyorum. Seni ben bir koya götüreyim de bir gör. Koy gel koya gitme. Koyumu ne niye nereye gitme? Gideceğim? Bahçeli olacak. Koy Tamam gibi da işte. koyumuz ayrı, şey ayrı. Bak kabak niye sıçramıyor peki çıldırdı? Bilmiyorum. Bilmiyorum aşkım. Gitsem ha. Şimdi sonunda.
Koruyorum arkadaşlar, konuşamıyorum, kusuruma bakmayın. Her konuş. Ben şöyle cızır cızır edişini çekiyorum böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Harika oluyor arkadaşlar. Yemesi çok güzel ama demle ekmeğim de kalmadı. Demleyim çay içine kadar doldu ha. Ocağın altı biraz fazla mı açmışsın kuzum? Bana mı öyle geliyor? Açsam mı? Açmasam da bilmiyorum, iyi öğrendim. Ben anlamadım. O kadar sıçramıyor ama. Yok, kadar yapayım. Evet arkadaşlar, kabaklarımız yavaş yavaş kızarmaya başlamış. Kızarıyor, kızarıyor. Elimi yüzümü yaktım ama kabak yağlı olduğuna yağmağa koymadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demden biberde gerçekten ben anlamıyorum. Kabağla biberin niye farkı öyle bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü sen kabak bak, yanıyor gibime geliyor. Yağlanıyor Ali. Ali. Efendim. Ara çeviriyorum aşkım. Niye ademiyorum? Tamam, elim yüzümü yaptıracağım bana gene. O yüzden bazen hadi hadi diyorsun ya. Ondan dolayı beni kamerayla istemiyorum. Onun için kamera da seni ondan istemiyorum arkadaşlar. Ya hadi hadi Hatice dediği zaman el bayağı birbirine dolaştım. Diyor sinir olunca sever olmuyor arkadaşlar. O yüzden kendim koyup da davulu kendim çalarsam o zaman güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle de arkadaşlar. Mis gibi. Yorum ya. Kabak kızar. Kızartma iyi oluyor da arkadaşlar böyle biraz aziyetli ama yemesi, üstüne de şimdi sarımsaklı yoğurt Hatice döküverecek. Döktüğün zaman nefis oluyor arkadaşlar. Gerçekten güzel oluyor. Yani, demin diyorum ya yağ, Ali yağ azdı ya, kabak niye yağlı oluyor da böyle çuvalıyor ben ona hayal ediyorum. Şeyde o kadar olmuyor ama biberde o kadar olmuyor da hepsini kızartma altını ısıtın şöyle. Örtlü, aman arkalı önünü kızarmış da. Kızarıyor, kızarıyor, kızardı. Bu yağıyla arkadaşlar hepsini ilave edeceğim. Fazla da yakmayacağım aşkım. Fazla da yakmayacağım. Tamam. Şöyle de. Şöyle de, evet arkadaşlar. Peki. Şu peynirde ver de bir elin yüzüne dökülen içeri de kalmadı. Şunu veriyor. Böyle de kızartma arkadaşlar. Nefis yine. Fazla yakmıyorum arkadaşlar. Ben müşriye gidelim de. Ne olur ne olmaz yine de. Onu çamaşır suyuna yıkar. Şimdi aşkım. Yeniden tekrar. Yağla fazla yağ yine koymayacağım. Evet arkadaşlar. İkinci serviste pişti kabak. Aynen. Bu da bu da böyle incece doğradım arkadaşlar. Bu da gulcana. Bu da gulcana. Arkadaşlar gulcan koyu kabağı olursa yalan söylemeyin yiyor ama bunun binde bir böyle nadir. Yediğin yalan mı konuşuyor? Sizi mi kandırıyor? Fazla yemiyor arkadaşlar bunu. Arkadaşlar gerçekten bir şey oldu ha. Ocağımı aldım şöyle bakayım boşa yazmasın. Hadi. Şöyle de. Bu herifinden ikindim. Evet arkadaşlar. Şimdi de patatesleri koy arkadaşlar. Şimdi patatesleri ilave ediyorum. Fazla yağ koymadan gene arkadaşlar az yağıyla. Sabah kahvaltısında böyle kızartmalık güzel oluyor arkadaşlar. Güzel oluyor da gerçi bazısı böyle kimisi yarım kilo bir kilo yağıyla kızartanına var. En azından ben 2-3 kaşık yağıyla yüze başlığını hazırlıyorum. Ah sen yine kendin övüyorsun günme geldi. Övmüyorum. Vallahi övmüyorum. Yere de döktüm bak. Tamam. Arkadaşlar kızarsın. Hadi herif kapat şimdi bir. Evet arkadaşlar patates de pişti. Patatesler de arkadaşlar hemen göstereyim. Şöyle çıtır çıtır oldu. Tam Gülcan'ıma layık. Babası. Aynı şey gibi oldu. Cipsi gibi kızarttım arkadaşlar. Cipsi olur ya. Gülcan yine ne bağırıyor? Arkadaşlar böğün gulcan üsttekiler saat gece 2-3 herhalde Türk'ümü çağırmışlar. Bir şeyler etmişler, seslenmişler.
uyutmamış. Kulcan böğüm biraz tırpatlı. Tırplı yani. Tırplı mı tırpatlı mı? Arkadaşlar şöylece şu şekil. Gerçekten mis gibi oldu. Şimdi. Domatesi koymayı unuttum. Tavaya da koydun şey yağı. Alete. Ocak mucak kalmadı. Sofrada sana iş çıktı. Ettiğin gibi temizleyeceğim. Arkadaşlar bir halime bir baksana. Sevmiyorum kızartma. Günaydın hanımefendi. Günaydın. Geç hadi. Ne doktuydun az geçsin. Vallahi takıldaydın. Demleyin kulpunu yalnız içtiydin yandaydın. Geç. Ya ne kadar sıcak bir yer. Baba ahşap beteği ne diye açtın sen? Üşüyor. Üşüdüm. Hadi şu çayı dökün de veda edelim artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah kahvaltısı. Bu şekilde. Arkadaşlar annem bugün çok güzel kızartmış. Bunun niye böyle kızartmış bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor. Güzel duruyor. Burada biber kızartması, kabak ve sanırım sadece domates. Burada peynir, zeytin, çayımız, reçelimiz, annemin olmazsa olmaz otları. Bugünün kahvaltı. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a